şeker, baharat ve iyi olan her şey. Bunlar mükemmel bir podcast yaratmak için kullanılan malzemeler. Ancak Profesör Utonyum yanlışlıkla bu karışımın içine bir malzeme daha ekledi. Kırmızı hap. Böylelikle Agah Bey ile RP Talks podcast doğdu. Ultra süper güçlerini kullanarak sunucunuz Agah Bey ve yayınlarına davet edeceği sayısız konu, yaşamlarını feminizm, müstakbel kedi anneleri ve beta erkeklere karşı savaşmaya adadılar. İşte karşınızda Red Pill Talks Podcast. Sonra işte şöyle oldu, hemen toparlıyorum. İşte şey dedi, ben birazcık işte borsa, bitcoin falan para batırdım. 100-200 bin lira yani bu arada. Fazlasını kazanmıştım. Hepsini eve harcadım yine. Tek 100 lirasını ayrı bir hesaba koymadım. Ya dedi işte bu borçlar büyür eder falan. Bu ev elden gider dedi. Ya dedim öyle bir durum yok. Ben dedim bak dedim ben senden maaşını istemiyorum, eve katmıyorsun. Ek dersini, özel dersini, hiçbir şeyini katmıyorsun. Ben her şeyi karşılıyorum zaten. Çocuğun anaokulunu ben ödüyorum. Ev giderlerini ben ödüyorum. Benzin, menzin. Senden para isteyen var mı? Yok. Zaten ben hem mesleken kazanıyorum hem işte başka yatırımlardan kazanıyorum falan. Yani ama dedi ben evin gitmesinden korkuyorum. Ya dedim eve bir ödeme emri gelirse yaparız bir şeyler. Sen merak etme. Ben olmayacağını da biliyorum bu arada. Olsun dedi. Tapuya gidelim sen evi bana bağışla. Öyle mi dedim öyle. İyi dedim tamam madem öyle. Sen benim eşimsin. Beni kandıracak halin yok yani. Ben tapudan randevu falan alıyorum. İşte annesi bir yandan bastırıyor. Oğlum diyor sen bu kıza yap bu evi falan. Bu seni bak seviyor, çocuğunuz var. Biz de arkadasındayız. Onun da üzerine bir mal olsun falan diyor böyle. Ya diyorum ki ya bak ama yani 80-100 bin lira neredeyse şey ödeyeceğiz. Tapu harcı. Zaten borç 200 bin lira yani. Dedim çok mantıksız geliyor bana. Olsun olsun sen bunu yap falan. Geldi ondan sonraki gün. Tabii tapuya gitmedik bu arada. Ben randevuyu aldım. Yani ama gitmeme yani %99'dayım yani. Bir gün kalmış, bir dakika kalmış o moddayız yani böyle. Ondan sonra şey dedi. Biz dedi bir de avukata gidelim dedi. Bu ev boşalırsak %50-50 bölünsün diye dedi şey yapalım. Aramızda bir protokol imzalayalım dedi. Bunu gerçekten niyetli miydi? Yoksa tapuyu ben gideyim de üzerine yapayım diye bir garanti mi sağlamaya çalıştı? Ne yaptı bilmiyorum. Yani hiçbir fikrim yok bu konuyla ilgili. Ve tabii gelecekle ilgili biz burada planlamalar konuşuyoruz. İşte Ege'ye mi tayin isteriz? Önce sen git. Hatta biraz ayrı kalalım bir sene falan. Birbirimizi orada özleyelim, biraz düşünelim falan diye konuşuruz bu arada. Ondan sonra ya dedim ki tamam avukata da gideriz protokolle yaparız. Şimdi işte abimle konuştum. Normalde abimle çok konuşmam yani fazla ya böyle bağlantımız yok. Oğlum da sen salak mısın dedi bak seni dedi oturtuyorlar kucağa sen farkında değilsin. Ya dedim öyle şey olur mu abi falan. Yani kadın bu o benim yani 13 yıl biz beraber yaşamışız bak çocuk var falan böyle bir şey cesaret edin mi? Tamam o zaman dedi bir kere hayır de bakalım ne yapıyor görelim dedi. Tamam dedim ben. Bir dedim test edeyim ya. Shit testi ben yapayım. Ondan sonra. Hayır dedim ben de. Tabii olay çok patladı bu sefer. Sen nasıl böyle bana işte böyle dersin. Nasıl güvenmezsin. Ben aileme söyledim. Babam kızdı. Anam kızdı. Böyle şey olur mu? Sen şusun busun falan. Direkt shamingler falan. Takır takır başladı. Atıyor falan. Allah'ım. Bir kere dedim baban kim oluyor da bu evle ilgili konuşuyor. Ben o gün işte bittiği gün bende o gün oldu. Baban dedi bu evle ilgili kim oluyor da konuşuyor. Yani bir TL mi vermiş buraya? Ne yorum yapıyor bu evle ilgili falan. Zaten evin yani 5'te 4'ünü ben aldım abi. Siz neden bahsediyorsunuz yani? falan. Bu arada ben de evlilik içerisinde Red Bill'le tanıştım. Ama maalesef bu Türkiye'deki literatürden hiçbir şekilde haberim olmadı. Yani kaynakların böyle olduğunu bilemedim, öğrenemedim, duyamadım bir yerden. Ne önüme bir şey düştü ne biri söyledi. Ben o yüzden hep Amerikan İngiliz kaynaklarından, orijinallerden gittim. Yani bazı kavramları at olarak koymasam bile hani aynı şeyleri paylaştım aslında ama kendi kendime ben bu yolculukta gittim böyle. Yani orada mesela Türkiye ile ilgili benim de çok çıkarttığım şey vardı. Erkeğin kadının ailesine de bir çizgi çekmesi gerektiği. O çerçeveyi koyarken aslında kendi ailesinin çerçevesinde olduğu, kendi ailesi, karşı aile, yan aile bunları karıştırmaması gerektiğini falan. Tabii ben bunları okuyorum, düşünüyorum ama hala mavi hapta ve bağlı olduğumuz için o matrix kodlarını göremiyordum ben yani. Sadece işte kadın mutlu olsun. Bütün tatiller arkadaşlar
hanımefendinin ailesine gittik, annesine babasına. Ama bütün tatillerde, bütün bayramlarda bir tane istisnası çok. Niye? Hanım mutlu olsun diye. Aslında bazencilik menası yani, başka bir şey değil. Yani bazen sadece onun dediği olmasın diye, hayır gitmiyoruz, niye ben öyle istiyorum gitmiyoruz diye yapmak gerekiyormuş yani. Ben bunları şey yapamadım, anlayamadım yani. Hemen bitiriyorum bu arada. Netice itibariyle biz bu ev paylaşımı konusunda çok ciddi problem yaşamaya başladık. Cem'le birlikte ben yürüdüm o yolda. Tekrardan teşekkür ediyorum. Orada artık şey, kadın gitti eve şak koydurdu. Ve ben de bu konuşmaları yaparken daha öncesinde avukatla anlaşmış, paylaşmışlar bile olayları. Yani avukata gidip bu konuları anlatmışlar, paylaşmışlar. Bu planı çizmişler. Avukatla anlaşmalarını yapmışlar kendileri. Bana hiç bambaşka şu şekilde anlatıyorlar bu olayları. Sadece ben işe sonunda tabii bunların böyle olduğunu anlıyorum. Yani bir katil nasıl yaratılıyor? Böyle de yaratılıyor bir katil bu arada. Ondan sonra işte şey, eve şer koydurdu. Senin dede işte borçların var, harçların var. 4 yıl, 5 yıl sürsün bakalım bu dava. Bakalım ne olacak göreceğiz. Bu sefer bana tehdit moduna başladı. Ondan sonra avukat bey devreye girdi. Bana dedi ki abi kurtarırız para. Kurtarırız yani. 500'de kurtarırız. 1 milyon da fazla kurtarırız. Kurtarır mıyız? Kurtarırız. Ama 4 yılında 5 yılında mal olur. Sen niyetini öde, özgürlüğünü eline al dedi. Ben de onu dinledim. İyi ki de öyle yapmışım. Paraları yine kazanıyoruz. Ondan yana hiçbir problem yok. Ama o özgürlüğü ele almak ve o aptal şeyin içinde olmak çok kötüymüş. Şimdi bu özgürlük kafasıyla ben de paylaşarak, anlatarak, insanlara destek olarak birazcık menosfere ben de biraz katkıda sağlamak istiyorum yani. Buraya da katılma sebebim öyle oldu. Bu kesişme öyle doğdu. O yüzden de mutluyum. Arkadaşlara söyleyeceğim tavsiye olarak şunlar olur. Bir, evlenmeden önce malı mülkü edinin. Kesinlikle ve kesinlikle o çerçeve her zaman sizin elinizde olsun. Ve evlendikten sonra alacağınız her şeyin de ikiye bölünceli kabul ederek gidin. Hiç onlarla uğraşmayın. İso. Yani çok fazla ben şey yapmak istemiyorum ama hani ben kendi adıma böyle yapsaydım daha doğru olur benim için, öyle söyleyeyim. Evliliği de erkek arkadaşlar, hani iPhone 15 şey, Mercedes C200'ü, ne bileyim işte Harley Davidson motosikleti falan, ne seviyorsanız, çocuğu bu kadar istiyorsanız evliliği düşünün. Onun haricinde evlilik dışı her şey olabiliyor. Çocuk faktörü bu seviyede ise o zaman evet evlilik olabilir. Ben öyle kendi adıma yorumluyorum bu olayları. Sonuncu tavsiye de şu. Bu bir kadının koynundan bakıcıdan başka bir bakıcıya geçme gibi evliliği de asla değerlendirmeyin. Anneler de bu baskıyı yapıyor. Git kadın, karın baksın sana. Git karın ütülesin. Git karın yemeğini yapsın. Artık git bu evden diye ben yedim bu baskıyı annemden. 30 yaşına kadar ben baktım sana. Biraz da karın baksın modunu bize sokuyorlar. Aslında yani terimsel olarak şöyle. Bir de anneden boşanmak gerekiyor. Böyle bir şey de okudum yani. Anneden boşanmadığın zaman, kadınla böyle bir evliliğin içine girdiğin zaman, anneyle olan bu cinselliksiz evlilik eşinle aynı boyutlara taşınabiliyor. Bir bakıcıyla olduğu için, bakıcı formunda birisiyle olduğu için, yemeğini yapmasını, işte gömleğini ütülemesini beklediğin insanla annenle bunu cinselliksiz yaşadığın için karınla bu moda geçebiliyorsun. Bu da zaten evliliklerin temel sorunlarından bir tanesi. İşte anneden de bir boşanmak lazım. Bu çok güzel bir tespit bence de. Yani o şeyi çünkü her ne olursa olsun, yani ben tabii evlenmedim ancak hani Salih abinin anlattığı kadarıyla yorum yaparsam evlenene kadar bir bağımsız yaşamı oluşturması gerekiyor bir erkeğin. Yani o anne ya da anne baba evinden de kopup arada bir mesafe oluşturup kendi düzenini kurması gerekiyor. Öyle olursa çok daha iyi. Ve dediği gibi hatta ben de şöyle ufak bir tavsiyede bulunayım. Yani evliliği bir şekilde düşünen kişiler için eğer bir mal mülkü edinme gibi bir tabii amacınız varsa bunu mümkün olduğunca evlenmeden önce edinin ki bu bir kişisel mal sayılsın. Çünkü dediğim gibi herhangi başka bir mal rejimi seçmezseniz evlenirken işte şu olsun mal ayrılığı ya da işte şu gibi bir durum olduğunda sizin kişisel malınız olsun, yarın öbür gün boşanma gibi bir olay gerçekleşirse bu zaman hesaplamaya yani tasfiyeye dahil edilmez. Örnek veriyorum. Evlenmeden önce siz evinizi ve arabanızı almışsınız.
Sonra evlendiniz, eşiniz eve geldi, çocuklarınız oldu gibi. Sonrasında sadece bir araba alındı diye. Yani bir araba daha var, bir araba alındı. Şimdi böyle bir durumda sadece o bir araba örnek veriyorum tasfiyeye tabi tutulacak ve ona göre bir hesaplama yapılacak. Yani sizin o daha önceden almış olduğunuz ev ve araba tamamen size ait. Bu en güvenli açıkçası önden benim şahsi tavsiyem. Yani mümkün mertebe evlenmeden önce edineceklerinizi edinip ondan sonra ki erkeklerin arasında birçok mantalitesi de böyle benim de aynı şekilde. Yani evlenmeyi çünkü ben de düşünüyorum yani bir yaştan sonra çocuk sahibi olmak istediğim için. Ancak çocuğun da tabii hani yani bilmiyorum aslında çok da kapalı değilim Batı toplumun düşüncelerine ama hani yaşam birliği o denilen o soft geçiş şeyi içerisinde çocuğu rahat büyüyebileceğini düşünmüyorum. Hani aile birliği içerisinde normal geleneksel bir aile birliği içerisinde çocuğun daha sağlıklı büyüyebileceğine inandığım için yani bunu evlenmeden önce dediğim gibi alabildiğim artık ne varsa ya da yapabildiğim ne varsa yapıp ondan sonra evlenmeyi planlıyorum. Bu da sanırım en önemli tavsiyem olur. Evlenmeyi düşünenlere benim kendim gibi. Ben de bu şekilde bir ufak katkıda bulunayım. Son bir şey daha ekleyebilir miyim? Uzattım biliyorum ama önemliydi. Aklımda kaldı. Çok kısacık eklemek istiyorum. Mesela Zafer konunun en başında dedi ya imza atınca her şey değişiyor diyor. Bak bu çok önemli bir şeydi. Çok güzel bir şey söyledi. Biz mesela bir sene çıktık. Bir sene nişanlı kaldık. Bir sene aynı evde de yaşadık. Üst senemiz bizim evlilik öncesi birlikte geçti. Hiç kimse kimseyi tanıyamıyor. Hani bir şey deniyor ya böyle birlikte aynı evde yaşamak lazım falan. Alakası bile yok. O imzadan sonra da ne çıkacağını kimse bilmiyor. İkincisi de son ekleyeceğim şey yine. Şimdi anneler ben özellikle ebeveynlik alfa kafasıyla çocuk yetiştirme. Alfa kafasıyla eşe davranma, eşin ailesine davranma, çocuğa davranma. Ben bu konulara da çok girdim. Çocuk yetiştirme literatürüne baktım, çocuk psikolojisine baktım. Hep bunu bizim Red Pill kavramlarıyla yorumladım. Böyle bir şey çıkıyor. Bizim anneler, annelerimiz bizim evde baba olmadığı için veya o babayı hallettikleri için manipülasyonla bitirdikleri için babayı zaten sömürüyorlar. Ortada kalmıyor baba. Eğer çok böyle alfa gerçek bir karakter değilse. Sonra anne yeni bir erkek arıyor o babanın yerine koyacak. O da genelde erkek çocuk oluyor. Oğlum beni yemeğe götür. Veya baba vefat edebiliyor veya ayrılabiliyor. Fark etmez. Oğlum beni yemeğe götür. Oğlum beni alışverişe götür. Oğlum beni teyzenlere götür. Şimdi bir bakıyorsun sen aslında annenin eşiyle yapması gereken şeyleri erkek çocuk olarak sen yapıyorsun. Aslında böyle bir görevimiz de yok bizim. Bize toplum bunları hepsini empoze ediyor. Ya anneye bakılır, anneye yardımcı olunur. Ama eşin görevlerinin tamamını üstlenmeye başlayamayız biz. Yine bir manipülasyon kadın otoritesi altında gidiyoruz. Ve bu ondan sonra başka bir kadınla yine yansıma buluyor bizde. Bunlara da bence yine çok dikkat etmek lazım. Evlilik içinde, çocuk içinde bu kararların ben erkeklerden geldiği yerlerde hata olduğunu çok az gördüm. Benim evliliğim dahil kadın beni evliliğe ikna etti. Benim evliliğimde kadın beni çocuğa ikna etti. Bakıyorum kararları aslında kadın öyle veya böyle manipülasyonla veya baskıyla fark etmez yani. Önemli değil nasıl olduğunu hiçbir önemi yok. Kadınlar yapmış bunları. Annemin baskısıyla yine kadın kararı git bu evden evlen. Aynı şey. Ama bakıyorum bir erkek bir kadını seçip o kadını ben bu kadınla evleneceğim deyip alan erkek kararı kendi %100 kendi veren erkek. Veya ben bir çocuk yapacağım diyen erkek bu tür evlilikler çok daha mutlu ve uzun sürdüğünü de ayrıca gördüm. Uzattığım için özür diliyorum arkadaşlar. Konuşacak çok şeyimiz olduğu için fırsat bulunca böyle oldu. Ben artık daha konuşmuyorum. Sözü bıraktım. Çok teşekkürler. Estağfurullah. Bu sizin dava başarılı geçti demiştin. O nasıl böyle başarılı sonuçlandı onu bir anlatır mısınız kısaca? Tabii ki. Esra'yla yani, özür dilerim. Sen başlamadan önce bu solda eşinin de tekrardan benimle iş yapmak istemesinden bahseder. Onu söyleyelim. Bak çok güzel. Ya bak, nasıl oldu ya? Ya Cem yani. Allah. Söz kadına bak. Yani çok çok acayip acı ya gerçekten de yani. Çok, bence de çok büyük üstsüzlük. Şöyle ikisine hemen kısa cevap vereyim. Şimdi hanımefendi ödemeler falan böyle olduğu için tabii ben dedim ki artık tamam o zaman evi satalım bölüşelim bitsin dedim. Hanımefendi işte şerh koydurdu. 5 sene sonra işte satarsın kimseyle evlenemezsin dışarıda da görüşemezsin beni bekleyen yok sen düşün falan filan mutlarına girdi. Ama biz tabii Cem'le çok Cem'in sayesinde akılcı davranarak pazarlıkla abi Cem olayı bizim lehimizi %65'e 35 şekilde
olayı bitirdi. En azından 50'si, %50'sini vermedik. Hakkı %35 de değildi. Ama yani benim için başarı bu yani. O %50'den bizi Cem Oyip'ten aldığı için bence %15'lik çok ciddi bir başarı var orada. Ama hakkı bu değildi. Biz onlara oturduk, hesapladık. Kaba taslak ne olduğunu çıkarttık. Helal etmiyorum tabii ben yani. Çocuğa da harcamadığını da biliyorum. O yüzden helal etmiyorum. Cem'le çalışmak istemiyorum. Şöyle. Bana Cem bunu tabii çok sonra söyledi. Ben daha birkaç gün önce haberim oldu. Başka bir mevzu oldu aramızda. Ben nafakayı tabii birkaç ödemedim bu benden fazla para aldığı için. Çocuğu harcamayacağını da biliyorum. Ayrıca ailesinin apartmanları falan var yani. Hani çok varlıklı bir aile. Neyse uzatmayayım. Sonra Cem'e demiş ki ya siz çok iyi bir avukatsınız. Ben Salih'e karşı bu nafakalar ve diğer mevzularla ilgili çalışmak istiyorum. Demiş. Aramış. Cem de olsun. Yani ilkeli insan. Bu önemli bir şey. Böyle. Yani şey yapmamış dedi açıkçası. Dedi ki hani işte siz dediğin gibi çok iyi bir avukatsınız şöyle böyle. Ben işte farklı işlerde de sizinle çalışmak istiyorum. Aynı zamanda Salih yani Salih abi de işte nafakayı ödemedi. Ödemiyor. Ona karşı icra takibi başlatalım. Yani dedim ki hanımefendi dedim yani hani biz sonuçta bu adamla bir yol yürüdük ve yürüyoruz. İş yapıyoruz. Ki sevdiğim de bu abi. Yani niçin böyle yani kusura bakmayın bunu ben yapamam. Benden böyle bir şey istemeyin. Ama hani dediğim gibi başka üçüncü kişiler tavsiye istiyorsanız vereyim dedim. Yani onlarla görüşün. Ben bunu benden istemeyin dedim yani. Hani birincisi etik değil ama İşin de trajikomik olan tarafı işte davayı siz bana şu imzayı attırdınız beni zor şartlara ikna ettiniz falan gibi laflar da söylemişti çünkü yani bu Salih abinin bahsettiği işte 65'e 35 artı nafaka mesela oranı konusunda bir %10'du değil mi abi yanlış hatırlamıyorsam. %10 mu? %10'du evet. 3500 nafaka değil %10 artı. Nafaka artış oranını bayağı düşük şey yaptık ikna etmiştik karşılarına. Zaten karşılarına avukatı da bu arada gerçekten çok şey acemice amatörce hareket ediyordu yani. Böyle kaçırma. O olayları saymıyorum bile. Yani dilekçe vermesini yapayım mı? Sana ben 30 yıllık avukatım diye ilk konuyu açmıştı o bey. Tabii. Yani bir de öyle de bir durum var yani. Hani ya işin içinde o kadar hikaye var ki herhalde biz başlarsam yani sabaha kadar konuşuruz bunu. Evet, 30 yıllık avukat olduğunu iddia eden bir adam daha cevaba cevap dilekçesi verme gibi basit şeylerin bile süresini kaçırıp elini bildirmeyen yani böyle değişik işler yapan bir adam açıkçası. Tekim eşi sanırım yani Salih abinin eski eşi de fark etti bu durumu. Sonrasında işte böyle bir teklifte bunu tabii gider elde ettik yani mümkün diye böyle bir şey. Yani çok az bir şey yapar. Gerçekten de bu yani karakter meselesi abi ya bu işler. Yani insanın bir duruşu var ya hani bu kadına göre değişmemeli, paraya göre değişmemeli. Yani bu hikaye başka kişilerle olsa orada başka ne tür karşı cinsle ilişkiler neler doğar biz bunların hepsini hayal edebiliyorum ben yani. O yüzden işte insan yolda yürüdüğü dostunu da iyi bilmeli, iyi seçmeli. Bir daha teşekkür ettim ben. Estağfurullah, teşekkür ederim. Ben rica ederim. Evet, bakın arkadaşlar şunu görebiliyor musunuz? Artık ülkemizdeki boşanma ve velayet hukuku konusundaki hukuksuzluk öyle bir seviyeye gelmiş ki erkek için davada başarı daha az becerilmek. Yani düşünülenden daha az becerilmek başarı olarak kabul ediliyor. Yani maalesef. Olayın ironisine bakar mısınız? Hani inanılmaz çok kötü. İşte bu arada özür dilerim böldüm. Kısa bir örnekten bahsedeyim. Tabii aslında genel eğilim böyle. Hani daha az işte o şey yapılmak başarı kabul ediliyor. Ancak tabii şu var. Deliller çok sağlamsa bir erkek için hani örnek veriyorum. Bizim müvekkilimizde mesela ismini vermeyeyim. Eşi kendisinden kat ve kat daha küçük yaşta bir kişiyle yani ilişkisi, duygusal ilişkisi veyahut da artık bilmiyorum farklı çeşitli ilişkisi var. Ve müvekkilimiz bir şekilde bunu öğreniyor. Bütün WhatsApp konuşma dönüşlerini bir şekilde temin edip bana ulaştırıyor. Bunun dışında yine farklı birbirlerinin işte fotoğraflarına daha böyle müstehcenvari yorumları var. Bunları topluyoruz. Birden davayı patlattık mesela o durumda. Bu da hiçbir şey yapamadı. Yani zırnık alamadı mesela. Yani evlilik için dedin. Esnetmekte bir şey kalmamış da ondan işte. Yani açık bir kapı bulamamışlar ya Allah. Tabii yani bulamadılar ve doğal olarak anlaşmak zorunda kaldılar. Onun için hani şunu demek istiyorum. Evet genel eğilim kötü fakat
elinizi güçlü tutarsanız evlilik içerisinde bir şekilde aklı selim bir şekilde hani olumsuz durumlara ilişkin delil toplarsanız şansınız tabii aslında bayağı var. Ben onu da söyleyeyim. Bu kadar karamsar da düşünmüyorum. Onu da söylemiş olayım. Cem Bey şeyi de söyleyelim mi? En son benim yaşadığım olay hani annesi benim kızımın annesiyle şey oldu. O da ufak değil. Değineyim ona da. Annesiyle ufak ufak bazen telefonda. Şimdi annesi benden full kaçış modunda. Çünkü gerçekler biz Cem'le hiç yalan da söylemedik bu arada dava süresince. Asla yalan söylemedik. 1 milyon tane yalan oldu. Annesi de bu kadar hani birlikte hayat kurduğu insana bu kadar ihaneti yaptığı için benden şu anda full kaçış modunda. Telefonları açmak istemiyor. Yüzümü görmek istemiyor. Çünkü ben gerçekleri sen işte bir tartışma olduğu zaman söylüyorum. Ya sen diyorum kocasını kandırmış, yalan söylemiş. Evini elinden almaya götürmüş kadınsın. Her şeyi yaparsın diyorum böyle tatlı tatlı hakaret etmeden yani. O yüzden senden beklenir. Sen dahasını yaparsın falan diyorum. Bunları duymamak için kaçmaya başladı tabii benden. Bu sefer ben şimdi çocukla başka şehirde yaşadıkları için sadece uzaktan görüşme yaşayabiliyordum. Annesi bazen işte şey olmadığı zaman müsait olmadan ya İpek işte müsait değil uyuyor falan filan diyor. Orada da yine benden bir iki ha öyle mi falan diyorum. Bir iki laf duyuyor falan. Bu lafları duymamak için gitti savcılığa bana uzaklaştırma kararı çıkarttırdı. 500 kilometre var bu arada aramızda yani. Evet hani. Evet. Mantıklılığın boyutu uzaklaştırma ve kendi çocuğumla ya bak benim çocuğumla kişisel şahsi ilişki geliştirmeyi engelleme kararı da çıkarttı. Ben şu anda çocuğu göremiyorum. Telefonla da konuşamıyorum şu anda. Böyle bir karar aldırabildi. Salih abi müsait yani, neden varsa ben burada bir dahil olmak istiyorum aslında. Önemli bir şey. Abi benim bitti zaten. Tekrardan teşekkürler. Daha da eklemeyeyim ben. Çok teşekkür ederim. Çok önemli olduğu için şey yapmak istedim. Şimdi Salih abiyle evet biz geçen hafta hatta bana geldi böyle bir durum var. Bu karar bana tebliğ edildi dedi. Baktım karara ve gerçekten de bu arada 6284 sayılı kanunda açık önümde. Madde 5'te sözde tabii bu. Sözde dememin sebebi de buradaki tedbirlerin uygulanması için herhangi bir delil aranmaması. Maalesef ki aranmaması. Yani buradaki mesela kendisine karşı eski eşinin aldığı tedbirlerin bazılarından bahsedelim. Şu durum. Gerekli görünmesi halinde madde 5'in D bendinde mesela diyor ki gerekli görünmesi halinde korunan kişi ibaresi de aslında çok komik. Yani sanki eşiyle arasında kaç yüz kilometre var. Eşine bir şiddet tehdidi ya da şiddet varmış gibi bir durum lanse ediliyor. Hemen bir senaryo kuruluyor. İşte delilleri yok. Delil olacak bir olay dahi yok. Tabii hatta Salih abi eşine ulaşamadığı için yerel polisi arayıp diyor ki ya benim eşimle çocuğumla haber alamıyorum. Acaba başlarına bir şey mi geldi? Hani bir şey mi geldi deyip polise ulaşıyor. Polis eve gidiyor teyit ediyor. Evet hayır evdeler hiçbir problem yok. Bir sıkıntı yok. Ve sırf bu sebepten kaynaklı bir şekilde maalesef üzülerek söylüyorum. Eşi şikayetçi oluyor ve diyor ki işte huzur ve sükunumu bozuyorsun. Bundan kaynaklı bir soruşturma açtırmış mesela. Ve o tedbir kararında da bunu kullandırtıyor. Diyor ki bu adam benimle uğraşıyor böyle bir durum var. Bundan kaynaklı ben daha önceden kişisel ilişki kurdurmuştuk ki anlaşmalı boşanma olduğu için. Bunu da kişisel ilişkinin refakatçi işinde yapılması veya bunu tümden kaldırılmasını talep ediyor. Nitekim de gerçekten de kaldırılmış. Ortada hiçbir delil yok. Sadece bir soruşturma dosyasının ismi var. Yani sayı olarak esas numarası var. Bu kararı veren hakim zaten dosyaya bakmadığına %100 eminim. Yani o neyle ilgili bir soruşturma? Ne yapmış? Vaka ne? Acaba orada şikayetçi, daha doğrusu ihbarda bulunan Salih abi niçin ihbarda bulunmuş? Bunları okursa bu kararı verir miydi? İnan bilmiyorum. Neyse ki biz buna süresinde itirazı gerçekleştirdik. Salih abi de buradan şey yapmış olsun. Ona çünkü bilgi vermemiştim geri dün. Evet. Onda ben belgeleri belge üzerinden sundum. Sonuca bakacağız. Daha önceden olumlu karar aldığımız oldu. Bu tedbir kararlarına itiraz konusunda. Hatta ufak bir örnekten de bahsedeyim. Bir müvekkilimiz vardı. Eşiyle boşanmayla ilgili hiçbir problem yok. Hatta bir aile birliği söz konusu. Fakat eşi bir şekilde artık bilmiyorum hangi sebeplerle birden mahkemeye gidiyor. Kendisi de zaten bir şeyde adliyede çalışıyor. Diyor ki işte eşim bana şöyle şiddet uyguluyor. Hiçbir delil yok. Ne video ne ses kaydı hiçbir şey yok. Ve evden uzaklaştırma çıkartıyor müvekkilimiz için. Ki ev kira ve kirayı ödeyen de müvekkilimiz. Yani eşi de öyle hiçbir şekilde katkı sunmuyor. Adam evden uzaklaştırılıyor. Eşyaları dahil şeyde. Evin içinde ve
eşyalarını alabilmesi için savcılıktan izin alması gerekiyor. Böyle de bir garabet. Yani bu adam transferini ödediği evden eşyalarını alabilmesi için savcılıktan izin kağıdı alacak. Yani düşünebiliyor musunuz hani garabeti? Böyle bir durum var. Yani bu gerçekten hani ben bir avukat olarak bunu açıklama konusunda şey yapıyorum. Yani şeye tereddüte düşüyorum. Çünkü bu İstanbul Sözleşmesi bu arada ilk ortaya çıktığında yani düzenlendiğinde aslında birçok Avrupa ülkesi de yani hani o medeni diyebileceğimiz birçok Avrupa Birliği üyesi ülke de aslında çekincelerle yaklaşıyor ve kabul etmeyen de çok ülke var aslında bu sözleşmeyi. Yani belli sıkıntılar doğurabilir diye. Şu an tam hepsini hatırlamıyorum ancak yanlış hatırlamıyorsam Birleşik Krallık dahi o dönem Brexit öncesinde bu sözleşme imzalandığı için bir çekince koyuyor sözleşmeyi imzalarken ya da hiç imzalamıyor. Şimdi böyle bir durumda mesela neyse ki biz itiraz ettik. Dedik ki hiçbir delil yok, somut delil yok ortada. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Bütün delillerimizi sunduk. Mahkeme neyse ki hakim insaflıymış. O tedbiri kaldırdı. Ve müvekkilimiz tekrardan evine kavuşabildi. Yani onun için bu 6284'te ben çok şeyle yaklaşıyorum. Yani tereddütle yaklaşıyorum çünkü amacından sapmış vaziyette. Yok demiyorum kesin. Gerçekten de şiddet tehdidi altında olan ya da ölüm tehlikesiyle burun buruna gelmiş kadınlar yok demiyorum. Elbette var. Ki oluyor da ne yazık ki oluyor. Bu da çok yanlış bir şey zaten. Erkeğin zayıflığı yani bir kadına bu şekilde şiddette bulunması. Ancak bunun da hani tabiri caizse işte bokunun çıkartılması maalesef erkekleri mağdur ediyor. Yani onlar şiddet uyguladı ya abi. Uygulamayan da uygulamıştan hiçbir fark maalesef yani. Maalesef. Ama yani, bizim kafa için şu geçerli. Ben zaten dedim ki kızımı hafta senede 30-40 gün görüyorum. Peki dedim ben kendimi çekiyorum o zaman. Ben bir sene 30 gün çocuksuz dayanırım abi. Stoik felsefe yani. Dayanırım ben. Ölmedim, kalmadım. Çocuk da 7 yaşındayken 8 yaşında olur. Annesi bakalım babasız bir çocuğa veya çocuğun o baba özlemine ne kadar dayanacak? Şimdi karar kalksa bile ben aramayacağım. Hani bakalım gelsin bir yalvarsın, bu çocuk bir baba görsün ne olur falan desin yani. Yani kafa yapısı da çok önemli bu durumda. Böyle.